o salonları açsalar. Hakikaten orası güzel de bir kütüphane kurmuşlar gördüğüm kadarıyla. Hakikaten bir kültür merkezi olarak olsun. Evet, yani bina çok güzel olmuş, çok şık olmuş. Bina olarak ama kalmasın. Bina olarak kalmasın tabii. Öyle güzel yapılması, güzel binalar yaparlar, ikonik bir bina öyle, olması evet. Güzel ama tabii yeterli değil. İçini hakkıyla doldurmadıktan sonra, o niteliğe, bir sanat merkezi niteliğine kavuşturmadıktan sonra. Evet, şimdi şöyle yapalım. Yavaş yavaş biraz diğer konularımıza da geçelim. Ekranda törenden anlar, canlı görüntüler akacak. Ara ara dönebiliriz yine. Ama biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın reklama gitmeden önce dünkü konuşmasını, açıklamalarını tartışıyorduk. Bolluk bereket açıklamalarını. Sırada dün Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun yaptığı açıklama sunumda bir dakika, var. Bir dakika, bir dakika. Oraya geçmeden şey yapalım ya. Şu bugün verilen cezaların listesi de açıklanmış. Evet, siz o detayları paylaşırsanız, şimdi ekranlarını, televizyonlarını yeni açan izleyicilerimiz belki kaçırmış olabilir. Rekabet Kurulu'ndan karar çıktı. Bugün bayram falan dinlememiş marketi. Rekabet Kurulu. Evet, çok büyük bir ceza kesti. Ne kadar da toplam ceza alt market için? 2 milyar 671 milyon lira. Evet. Detaylarda başka neler var peki? Arkadaşlar eğer şey verebilirlerse şu market anda market veremezler isimler çıktı. Çünkü canlı görüntüleri de tamam. Veriyoruz. O zaman ben buradan söyleyeyim. Hı hı. Burada verilen cezaları söyleyelim. Üç harfliler özellikle cezayı yemiş. 22 milyonla 958 milyon lira arasında değişiyor bu şey. Altı market. Hı hı. En yüksek ceza BİM. 958 milyon lira. Evet. İkincisi A101 646.6 milyon lira. Üçüncüsü Migros 517.7 milyon lira. Dördüncüsü Şok 384.4 milyon lira. Beşincisi Carrefour'sa 142.5 milyon lira. Altıncısı da Savola 22.2 milyon lira. En küçüğü bu. Toplam 2 milyar 671 milyon lira ceza. Bizde bereket var. Bizde raflar dolu, bereket var. Bak, gazete pencere manşet atmış. Raflar dolu ama cüzdanlar boş. Boş. Evet, evet. Evet. Dolu, o da bir başka şey. Cüzdanlar dolu olsa raflar boş olacak. Şimdi bu cezalar bu marketlerin kendi ceplerinden ödeyecek. Yani kimse şunu beklemesin. Bu cezaları bu marketçiler kendi geçmiş karlarından, ceplerinden ödeyecekler ve olay bitecek. Kimse bunu beklemesin. Arkadaşlar bu cezaları hep beraber ödeyeceğiz. Değil bunlar çözüm değil. Tabii ki fiyatlara yansıyacak maliyet. Siz genel maliyeti koyacak. Genel maliyeti koyacak ve genel fiyatlarda ona göre bir artışlar tekrar yaşanacak. 3 kuruş 5 kuruş da olsa. Evet, buradan kuruş, isterseniz Sözcü Gazetesi'nin haberine geçelim, bir haberine. Ekonomi sayfasında yoksul aile sayısı bir yılda ikiye katlandı. Siz gazete pencerenin manşetini paylaştınız ya. Bolluk bereket çok da cüzdanlar boş diye. Cumhurbaşkanlığı verileri ekonomik krizin boyutunu ortaya serdi. Ekonomik çalkantıların yaşandığı, pandemi desteklerinin yetersiz kaldığı son bir yılda devlet yardımlarına muhtaç hale gelen aile sayısı ikiye katlanarak 3.3 milyondan 6.6 milyona çıktı. İki katı. Ya ben şey söyleyeyim, bir dakika Seda Hanım, çok özür dilerim. Zekeriya Temizel'in bir analizi var. Diyor ki bir toplumun, nereden buldun yasasının şeyi, Zekeriya Temizel. Bir ülkede demokrasi nasıl kağıt üzerinde çok hoş gözüküyor ama uygulamada ne kadar zor olduğu, demokrasi bir sorumluluk rejimidir. Yani bireylerin ve kurumların sorumluluk üstlendiği bir rejimdir. Demokrasi bir özgürlük rejimi değildir. Sorumluluk rejimidir, cumhuriyet ve demokrasi. Bir de demokrasi içselleştireceksin. İçselleştireceksin. Yoksa olmuyor. Şimdi burada da nereden bulduğun yasası bir sorumluluk içeren şeydi, yasaydı. Gelişmiş ülkelerin tam demokrasiyi tamamlayacak mali şeyler, unsurlar bunlar. Önemliydi. Neyse, Zekeriya Bey bir tespitte bulunuyor. Diyor ki Zekeriya Temizel, bir toplumun yapısal çöküşlerinden en önemli bir unsur da çalışma kabiliyetini kaybetmesidir. Bir toplum çalışma kabiliyetini kaybederse ona tekrar o çalışma kabiliyetini kazandırmak ve tekrar çalıştırmaya başlamak çok zordur. Çalışma kabiliyetini kaybetmek derken ne demek istiyorsun? İki unsur vardır. Bir,
uzun süreli işsizlik. Uzun süreli işsizlik çalışma kabiliyetini kaybettirir. Hı. İki, sosyal yardım. Hı. Bunu ben ekliyorum. Sosyal yardım. Bugün Türkiye iktidarıyla muhalefetiyle aslında ülkeye bu açıdan bir iyilik yapmıyor. Muhalefet mecbur sosyal yardımı sürdürmek durumunda. Tabii. Ama bir ayrıntı var orada, küçük ayrıntı. Bugün bir çalışan 3 lira alıyorsa işverene maliyeti 6 liraya çıkıyor. 2 kat. Yani işveren maliyeti, bir çalışanın maliyetinin yarısını çalışanına verebiliyor. Bunu düşürmek gerekiyor. Bunu düşürdüğünüz zaman yani işveren yine 6 lira ödeyecek ama çalışan 4,5 lira kazanacak 3 lira yerine. Bunu düşürmek önemli. Bu bütçeye sayede para nasıl gidecek? İşte o arabaları zaman nasıl alacaklar? Bütçeyi kısacaksınız. Uçakları nasıl o zaman alacaklar? Bütçeyi kısacaksınız işte. Saraylar nasıl şimdi yapılacak? İşte o çıkmazdan dolayı. Şimdi nedir mesele? Toplum dilenciliğe alıştı, Türk toplumu. Fakirlikten kaynaklanan bir ihtiyaç var. Ama aynı zamanda bunun yanında dilenciliğe alışan, sosyal yardıma alışan da bir toplum oluşmaya başladık. Bu çok tehlikeli. Bu çok tehlikeli. Sosyal yardım kesinlikle gerekli. Çöp kutularının yanında yaşayan insanlar söylüyoruz. Yani çöpten ekmek topluyor çöp kutularını. Ama insanlara iş vermek, mesela diyeceksiniz ki İbrahim Kahveci, sosyal yardım alıyorsun. Vasfın ne? Şu şu şu. Al sana kardeşim şu iş. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Bir iş daha. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Bir iş daha. Çalışıyor musun? Çalışmıyorum. Kardeşim kusura bakma, senin sosyal yardımını keseriz. Yani topluma zaman, iş. Peki bu işten böyle bir düzen kurulursa siyasal iktidarlar nasıl buna oy rantı sağlayacaklar? Sağlayamazlar. İnsanlara kazancı. O zaman şu anda işte o yardım. Dilencilik çıkmazındayız. Veriyor herkes. Herkes ama bu iktidar giderse benim 3 kuruş param da mı gider? İhtiyarlık parası var. Hı hı. Çeşitli kalemlerden hep bir şekilde bir paralar gidiyor belli bir kesimlere. Onları AK Parti niye %30'ların aşağısına inmiyor? Niye inmiyor? Bunun ya, da etkisi çok, var tabii. Çok etkisi var. Ama kaç milyon kişi? Hocam, bu bizim evlatlarımızın 17 milyon şeyini, kişi para evet, alıyormuş. Ya. Para alıyoruz. Evet. Yani işte, siyasal iktidarı ayakta tutuyor. Ama. Bakın bir örnek vereyim. Karadeniz üzerinden ben burada kendi gözlemimle, şahsi gözlemimle bir evet, şey değil. Vatandaşın arazisi var. Gayet de geniş arazisi var. Devlet ona arazi başına, üretim başına değil, arazi başına bir para veriyordu. Diyelim ki afaki olarak ayda 300 liraya, 300 lira. 300 lira bir kasabada çay evet, içmeye yetmiyor neredeyse. O paraya tamah ediyor ve arazisini ekmiyor, biçmiyor. Çünkü ekip biçtiği zaman da kar marjı yok. İşte onu artırmak evet, lazım. Ama bu çok tehlikeli. Şimdi sosyal yardım iki türlü. Bir, ülke ne kadar fakirleştiğini gösteren bir şey rakam bu. Tabii ki. Ama bir bakıma üretimsizliği gösteren. Üretimsizliği, fakirliği gösteren bir tablo. Tabii. Bir bakıma da ne kadar dilenciliğe alıştığımızı gösteriyor. İrademizi ortaya çıkarıp dilencilikten kurtulmamız lazım. Bu toplum, dilencilik bu topluma yakışmaz. Evet. Dilencilikten şey çok acı geldi lazım bana. Çok ironik geldi, üzücü geldi, hüzünlü geldi. Bir taraftan Cumhuriyet'in 98. yılını kutlarken, bir asra gelip dayanmışken hala bunları konuşuyor olmak. İşte yoksul sayısının artması, açlık sınırının, yoksulluk sınırının artması. İşte bugün gazetelerde çöpten veya pazarın artık son saatinde yere dökülmüş kalan meyve sebzeleri toplayan ailelerin olması. Euro'nun 11 liraya çıkması. Evet hocam, beraber şeyi vermiştim. Mersin'deki program mıydı? Cumhurbaşkanı programının ardından polislerin bıraktığı. Ha tabii şeyi yolladı. Evet. Çöpleri, kumanyayı topluyordu vatandaşlar. Hatırlıyorum yani. Evet. Bundan daha acı evet, bir şey var mı? Bu arada Cumhurbaşkanı da evet, Anıtkabir özel defterini imzaladı. Öncesinde mozolesine çelenk bıraktı. Dinleyelim mi? Sesi gelecek mi arkadaşlar, yoksa biz konuşmaya devam edelim? Peki tamam. Bilgi verelim yani arada Anıtkabir'deki resmi törenlerle ilgili. Cumhurbaşkanı Erdoğan şimdi Anıtkabir özel defterini imzaladı ve notunu, mesajını okuyor, paylaşıyor.
Peki devam edelim. Şimdi ben özellikle bu Sözcü gazetesindeki haberle ilgili konuşmak istedim. Yoksul sayısının artması, devlet yardımı alanların sayısı. Bir habere de ben söyleyip topu İbrahim Bey'e atayım mı? Kavcıoğlu'na geliyoruz galiba. Kavcıoğlu'dan bir şey var. Çok şey altını da çizdim, diyor ki Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kadar şeffaf ve rakamları açık bir şekilde paylaşan çok az merkez bankası vardır. Ayda. Bu şimdi ya bunu söyleyebiliyorlar ya.